Merhaba arkadaşlar, tekrar Armi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar 5 yıldız R5 200 kopya gümüş sörfçümüze bakacağız. Önce biraz oynayalım, bir gameplay'ine bakalım arkadaşlar. Daha sonra özelliklerine ve datasına bakacağız. Bu sefer videoyu tersten yapacağım. Daha önce özelliklerine, datasına falan bakardık, sonra oyuna girerdik. Ama bu sefer arkadaşlar daha tersten göstermek istiyorum. Önce oynayalım, sonra özelliklerine bakalım. Sanki böyle daha iyi olabilirmiş hissiyatı mevcut. Gümüş sörfçünün arkadaşlar kendi üzerine 3 tane farklı takviye açabiliyor. Bunlardan bir tanesi hiddet, ki hepsinden 2 kere açabiliyor bu arada. Hiddetler saldırı gücünü arttırıyor. Onun dışında arkadaşlar bir tanesi güçleri, daha hızlı güç barı doldurabiliyor. Ve bir tanesi de zırh. Bu da arkadaşlar savunmasını güçlü hale getiriyor. Eğer özel saldırı 3 atarsa arkadaşlar üzerine sarı bir takviye daha açıyor. Bu takviyede üzerindeki bütün takviyelerin etkisini %50 daha da arttırıyor. Yani mesela 2 hiddet varken L3 attığınızda aslında 3 hiddet varmış etkisi veriyor. Tabii ki 200 kopya olduğu zaman arkadaşlar. Gümüş sörfçü üzerindeki takviye sayısına göre arkada seken ekstra enerji hasarı veriyor. Mesela azal 1300 vurdu. Üzerinde kaç takviye varsa arkadaşlar ona göre bu olay değişiyor. Özel saldırı 2 attığında arkadaki patlama hasarı çarpı 2 oluyor arkadaşlar. 2 katı fazlasından vurmuş oluyor. Gümüş sörfçüyü nerelerde kullanabilirsiniz? En önemli yer arkadaşlar, ki çok önemli, prestijde kullanabilirsiniz. Prestiji oyunun en yüksek karakteri. Gerek 5 yıldız gerek 6 yıldız olsun arkadaşlar, oyunun en yüksek prestijine sahip karakteri bu Gundi arkadaşlar. Bilmiyorum ne kadar mantıklı gelecek size ama yani bu adamın kanıma zehir yemesi bana çok mantıklı gelmiyor abi ya. Bir türlü gelmiyor ya. 5 yıldız prestijine baktığımda arkadaşlar 10.896 gibi enfes ötesi bir prestiji var. Yani 6 yıldızların prestijine denk bir prestiji var. 6 yıldız hali arkadaşlar 14.000 gibi, oyunun en yüksek ve tek 14.000'lik sinerjisi. 14.018 bu arada prestiji. En yüksek prestije sahip karakter arkadaşlar gümüş sörfçü. Vay arkadaş ya, analar neler doğuruyor, tasarımcılar neler çiziyor ya. Full prestij. Kullanım olarak arkadaşlar bir kere defansta öyle çok aman aman etkili değil. Saldırı babına baktığımda ortalamanın bir tık üzerine diyebilirim. Fakat karakterle siper ağır saldırı oynarsanız, sadece siper ağır saldırı oynarsanız arkadaşlar, yani ortalama 8-10K civarında bir hasara denk gelebilir. Yani 8 olmasa bile 7K falan ortalama vuruşu gelir. Bu ne demek? 10 vuruşta 70K, 100 komboda da 700K hasar çıkartabilirsiniz anlamına geliyor arkadaşlar. Hiddetlerini ve L3'ünü kontrol ederseniz bu rakamı daha da yükseğe çıkartabilirsiniz. Gümüş sörfçünün asıl esprisi, asıl güzelliği arkadaşlar, Corvus Glaive'e benzeyen minik bir özelliği var. Mesela Corvus Glaive'in arkadaşlar üzerinde kanama veya şok etkisi varken, biliyorsunuz kanama ve şokun işaretleri yukarıda gözüküyor. Ama Corvus'un sağlığı gitmiyor. Aksine bunun sağlığını basıyor arkadaşlar. Keza gümüş sörfçü de o şekilde. Gümüş sörfçünün de yakma ve ani soğuğa karşı bu tarz etkileri var. Yani yakma ve ani soğuk karolarında gümüş sörfçüyü kullanırsanız eğer, hem bunları üzerinde benzersiz takviye olarak kabul edeceği için arkada patlattığı enerji hasarlarına sayacaktır, daha fazla artacaktır, hem de sağlık basacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda ağır saldırıda beklerken, ki kozmik yükü vardı bunun, bu Galactus'tan gelen bir kozmik takviye yükü var, onu arkadaşlar harcıyor ve karşılığında boyut atlıyor. Ağır saldırı yaparken boyut atladığı zaman da işte o yukarıda çıkan özelliklerden bir tanesi, mesela şu anda güç seli var, hiddet var, ne varken ağır saldırı yaparsanız onu kendi üzerine takviye olarak açıyor ve takriben bir saniye kadar arkadaşlar boyut atlama pozisyonunda bekliyor. Bu sayede gelen saldırılardan da kurtulmuş oluyor arkadaşlar. Engellenemeyen saldırıları falan da bu şekilde kurtarabilirsiniz. Kendinizi birinci püf nokta. Özel saldırıcısının şekli şemali güzel. Yani ben beklerdim ki gümüş sörfçüyü daha yüksek hasar veren bir karakter yapsınlar. Böyle daha bomba, daha zirvekar bir hero yapsınlar. Prestij olarak inanılmaz bir şey zaten oldu. Ama ben en azından atak babını daha etkili, en azından kanama zehir bağışıklığı beklerdim. Yani ne bileyim işte, böyle gümüş bir vücut yapısı var abi. Yani tamam içinde insan var eyvallah da, yani yapısı da gümüş bir yapıya sahip. Bak o benim ağır saldırımdan kaçıyor.
Onun da özel saldırı muhabbeti var. Aynı zamanda üzerinde 3 takviye varken özel saldırı dikkat ederseniz gördüğünüz gibi engellenemez takviye seçiyor. Bir de şu mor mercek var arkadaşlar. Bunu da özel saldırı bir attığınızda çiftli takviye de açıyor. O da arkadaşlar rakiplerin ısı geçmesini engelliyor. 13 saniye boyunca yanlış hatırlamıyorsam ki birazdan da bakarız oralara da. Hop, gümüş sörf şarkısını döndü ve gitti. Drone'unda 541k sağlığı mevcut. Yani Gümüş Search'ün o kadar çok reklamını yaptılar ki hakikaten insan böyle bir şey bekliyor yani. Atıyorsa bugünkü doktordum gibi mesela, tam belki o kadar iyi olmazdı ama yani insan birazcık bir şey beklerdi. Bekledi en azından. Hayır, şekli şemali falan da güzel yani, baksana. Kötü durmuyor Gundi. L2 hemen engellenemez olarak geliyor. Arkada enerji patlamalarıyla beraber. Dedim ki bunu ancak kullanabileceğiniz arkadaşlar bağışıklık sistemi için yakma ve ani soğuk karalarında veyahut da zırh kırmanız gereken yerlerde de, oha o nasıl bir hasarıyım lan. Zırh kırmanız gereken yerlerde de kullanabilirsiniz. Ağır saldırısı rakibin üzerine 3 tane zırh kırıyor arkadaşlar. Ve şöyle bir şey var, rakibe vurmanıza gerek yok. Herhangi bir yerde yani, o Anya'da, sen Konya'dasın. Oradan da ağır saldırı yapsan anında 3 zırh kırığı atıyor rakibinin üzerine arkadaşlar. Dediğim gibi oynanabilecek en faydalı şekil siper ağır saldırı veya da siper attıktan sonra bir orta bir ağır saldırı. Sonra da L3 spamlayacaksınız ki üzerinizdeki takviyeleri daha fazla arttırmış olsun. Ve tabii ki hiddetini de mutlaka kovalayacaksınız ki az kombada yüksek hasarı ancak o şekilde çıkartabilirsiniz. Keza defansa koyarsanız da defansta çeşitlilik babında kullanırsınız. Böyle çok etkili, çok aman aman kiralacak bir karakter de, çünkü kiralacak çok fazla bir şey yok. Ancak işte özel saldırılarına aşina olmayan kişiler kaçmaya çalışırken hata yaparsa kill alabilir. O da özel saldırı ikisi, özel saldırı biri. Öyle çok aman aman da yüksek hasar vurmadığından mütevelli. Bugüne kadar ittifak savaşlarında karşıma hiç gümüş sörfçü galiba gelmedi ya. Bak şimdi aklıma geldi. Hiç gümüş sörfçü gelmedi karşıma. Adamlar defansa bile koymuyorlar abi. Öyle bir durum ya. Prestijine kurban. Adam ateş ediyor prestijde. Tekrar L1 atarak mor merceği açıyorum. Artık ıska geçmeyeceğim. Haydi bakalım. Üzerimde 3'ten fazla takviye olacaksa L2 attım bloktayken bile engellenemezle yapıştırdım. Ve böyle gümüş sörçüğü de Rino'yu tokatlamış oldu arkadaşlar. Gidelim. Gidelim bir de bu Gundi'nin datasına bakalım. Hadi bakalım şöyle bir gelelim. Bizdeki ustalıklarla kanımız yere çekiyor arkadaşlar. 31.500 sağlığı var. 3.595'te saldırı gücü mevcut. Şöyle bir baktığımda kritik atma oranı %23. Yani takriben işte 4 vuruşta bir demeye dilim varmıyor. 5 vuruşta bir. Kritik attığındaki verdiği hasar arkadaşlar %184. Zırh puanı ve blok becerisi ortalamada kalmış bir karakter. Şöyle baktığımda bağışıklık sistemi hakkında ani soğuk, yakma ve şok zayıflatıcıları -%100 hasar alır. Hasar almıyor arkadaşlar. Ani soğuk, yakma ve şok. Zaten bu karakteri kullanabileceğiniz yerler aslında buralar olacak arkadaşlar. Hatta bunlar olduğu zaman dediğim gibi avantaj sağlıyor. En azından rakibe verdiği enerji hasarı patlamalarının sayısını arttırmış oluyor. Ve her darbe her benzersiz takviye için 273 miktarı enerji hasarı patlaması uygular. Bunun ile arkadaşlar dediğim gibi yani yakma, soğuk veya şok olursa her biri 273 daha devam eder diyor. Kozmik 3 takviyesi o üzerindeki şeyleri açmamızla alakalı falan filan. Sinerjilerine baktım arkadaşlar. Sinerjilerinde çok bir numara yok. Çok bir numara yok. Bir tek şöyle bir muhabbeti var. Doktordum'la beraberken arkadaşlar Doktordum'a çok güzel bir faydası var. Doktordum bir özel saldırı 3 attığı zaman 3-3 yetenekten 3 ihtimalle bir özellik açıyor. Ya saldırı gücünü arttırıyor, hiddet açıyor. Ya güç seli açıyor, gücünü daha hızlı dolduruyor. Ya da zırh açarak savunmasını arttırıyor. Yani gümüş sörfçü kendi üzerindeki şeyleri doktorduma da verebiliyor arkadaşlar bu özellikleri sayesinde. Prestij olarak kesinlikle atılması lazım. Zaten bu oyundaki önemli bir şey prestij. Yani bir kere prestijiniz yoksa çok geride kalırsınız arkadaşlar. Yani tabii ki prestijle beraber büyük ittifakta olmak da çok önemli. Yoksa ödüller babında hakikaten çok geride kalırsınız. Yani siz 10 çabalarken başkaları 2 çabalar.
Ama o iki çabalayan 10 ödül alır, siz 2 ödül alırsınız arkadaşlar. Bunun da sebebi prestijle beraber büyük ittifakların kazandıkları ödüllerdir diyorum. Bu sebeple gümüş sörfçü inanılmaz derecede önem taşıyor. İnşallah faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.